Evet, uygulamaakademisi.com değerli takipçileri, herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Arkadaşlar, bu videomuzda bir radyo uygulaması inceleyeceğiz. Uygulamayla ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Ücretsiz bir uygulama bir kere. Çok nadir, çok nadir de olsa radyoyu açtığınızda reklam geliyor ama çok nadir. Şimdi uygulamanın çift parmakla iki kez dokunup durdurma özelliği var, birincisi. İkincisi, ekranı kilitlediğinizde de oynama devam ediyor. Radyonuz çalıyor. Ve kilit ekranındayken oynat, önceki parça, sonraki parça diyerek bir önceki veya bir sonraki radyoya geçebiliyorsunuz. Bu alanda da çift parmağınızda çift dokunarak durdurup devam ettiriyorsunuz. Şimdi uygulamamıza kısaca bakalım. Radyo uygulamasını radyo, açıyoruz. Search dediği yerde zaten arama yapıyoruz. Radyo, deneyelim. Arama alanı düzenleniyor. Mesela arama yazalım. Alem FM yazalım. Alem yazdık. Ara diyelim. Alem FM buldu. Şimdi bu bir sağ fiske yaptığımız zaman fal düğmesi diyor. Bu favorileri eklemek için. Radyoyu favorinize ekliyorsunuz. Arama alanı düzeltmesi. Buradan vazgeç diyelim. Search düğme. Bu arada radyonun üstüne tıkladığınız zaman size herhangi bir arayüze atmıyor. Aynı arayüzde devam ediyor. Bunu da şimdi göstereceğiz. Radyo başlık. Başlık diyor. Item düğme. Item bu dediği şarkı tanıma. Yalnız bu çalışmıyor. Yani bu Shazam gibi bir şey muhtemelen. Çevremizdeki şarkıları tanımaya yarıyor ama bakın mesela göstereyim. Item. Şarkı tanıma. Başlık. Vazgeç. Düğme. Dinlediğin müziği tanımak için dokun. Dokun diyor. Dinlediğin müziği tanımak için. Dinlediğin müziği tanımak ama için. Dinlediğin müziği tanımak bakın bir için şey dokun. Yapmıyor. Ben burada müzik çalmayı da denedim ama tanımıyor. Vazgeç. Düğme. Süper FM. Fal. Düğme. Kalp. Şimdi. Search. Item. Düğme. Menü. Düğme. Menü diyor. Menüye bakalım. Uyku moduna al diyor. Buna tıkladığımız zaman girdiğin süre içerisinde radyonu keyifle dinledikten sonra radyon kapanacaktır. Yani mesela 20 yazarsak buraya dakika cinsinden soruyor. 20 yazarsak 20 dakika sonra radyomuz kapanıyor. Bakın mesela metin alanı. Buraya 20 yazıp vazgeç, tamam, düğme. Tamam dediğimiz zaman uygulamamız 20 dakika sonra kapanıyor. Vazgeç, düğme. Vazgeç diyelim. Kral efendim. Fal düğme. Search. Menü. Seçilen. Pop. Kategoriler. Favoriler. Şimdi bu. Menü düğme. Menü düğme. Item'ı menüye bir daha basalım. Uyku modunu al. Uyku modunu al. Bunu baktık. Şikayet ve öneri. Şikayet ve öneri. Buradan şikayet ve önerinizi bildiriyorsunuz. Mesela eklemek istediğiniz bir radyo varsa. Arka planı değiştir. Arka planı değiştir. Bu görsel bir durum. Özelleştir. Özelleştir diyor. Uygulamayı yıldızla. Paylaş. Ülke değiştir. Buradan da hani mesela başka bir yurt dışına çıktınız. Buradaki radyoları istiyorsunuz. Buradan Almanya'yı seçip paylaş. Bunu atıyorum ki özelleştir. Dinleyebiliyorsunuz. Radyo. Özelleştire yeni bakalım. Düzenle. Baş. Tamam. Düğme. Popüler. Yeniden düzenle. Popüler. Burada düğme. Kategorileri düzenleyebiliyorsunuz. Yeniden kategori. Yeniden düzenle. Mesela kategori birinci sıraya gelsin. Favoriler üçüncü sıraya gitsin. Gibi. Yeniden düzenle favorilerim düğme. Yeniden düzenle diyelim. Sürüklenebilir. Popüler. Tamam düğme. Popüler. Tamam popüler. Yeni kategori. Favorilerim. Yeniden düzen. Radyolarım. Bakalım nasıl yeniden yapılıyor. Düzen. Favorilerim. Yukarı taşı. Ha. Favorilerim dediği zaman mesela yukarı taşı diyorum. Kategori üstüne taşındı. Yeniden düz popüler. Tamam. Bakın. Yeniden düz favorilerim. Bakın eskiden kategoriler favorilerimdi. Şimdi favorilerim kategoriler oldu. Yukarı taşı popüler diyelim. Tap, düzen, rad, şimdi tamam, favorilerim. Favorilerim ilk kategoriye geldi. İlk sıraya geldi. Favorilerim. Yeniden düzen popüler. Popüler ilk sıradaydı. Şu an favorilerim ilk sıraya geldi. Yeni favorilerim aşağı taşı. Aşağı taşı diyerek de mesela ikinci sıraya alırız. Etkinleştir. Aşağı taşı. Buradan tamam, düzenle, değişiklik yaptıysak tamam deyip search, çıkıyoruz. Düğme. Radyo, menü, düğme, seçilen, favoriler. Burada favoriler, buraya favorileri eklediğiniz radyolar görünüyor. Her radyonun sağında favorileri ekle düğmesi görünüyor. Popüler, ikili, çizgi beş. Popüler, bu radyo zaten popüler, seçili ikili, halde geliyor. Seçilen, seçilen popüler, demiyor ama ikili, evet kategori, seçilen popüler, diyor popüler, evet. Ikili, şu an uygulamayı ilk açtığınız zaman
seçilen de favorilerde bıraktıysanız, favorilerde popülerde bıraktıysanız burada görünüyor. Kategoriler. Radyolarım. 4 eğik çizgi radyolarım 5. Diyor. Kategoriler. 3 eğik kategoriler çizgi 5. Bakalım. Kategoriler. 3 eğik çizgi 5. Seçilen. Pop. Arabesk. Arabesk. Yabancı. Yabancı. Haber. Spor. Haber. Bunun gibi kategoriler yabancı. Var. Mesela tıklayalım. Yabancı. Yabancı diyelim. Radyo maydanoz. Radyo maydanoz diyor. Fal düğme. Bakın kalp. Bu düğmeye basarsak favorileri ekler. Ekleyelim. Fal edelim. Kalp. Fal düğme. Kalp. Fal orient. Fal düğme. Parlan FM. Fal düğme. Lanç FM. Fal edelim. Virgin Radio. Fal düğme. Power Excel. Bakın ben bunu fal, Virgin Radio. Eklemiştim. Virgin Radio eklemiştim. Fal edelim. Düğme. Kalp. %30. %20. Burada fal edelim. Düğme. Kalp. Fal edit diyor. Yani favorilerden çıkar diyor. Radyo. Geri buradan geri geliyoruz. Arabesk. Burada yabancı. Kategorileri tekrardan görüyoruz. Favoriler. Popüler. Seçilen. Popüler. İki eğik çizgi. Radyolarım. Dört eğik çizgi. Radyolarım diyor. Radyolarım. Buradan internet radyosu seçilen. Ekleyebiliyoruz radyolarım. Arkadaşlar. Şarkı tanım. Dijital radyo. Trinos. Bakın ben bir tane eklemişim. Dijital radyo diyor. Ekle. Bu düğmeye tıkladığımız radyo zaman ekle. Ekleyebiliyoruz. Vazgeç. Düğme. Radyo adı. Radyonun adını. Metin alanı. Buraya yazıyoruz. Radyo Stream URL. URL'sini buraya yazıyoruz. Oynat, düğme. Oynat diyoruz. Kaydet, düğme. Veyahut da oynat deyip oynatabiliyoruz. Kaydet deyip bu listeye kaydediyoruz. Sonra favorilere ekleyip favorilerden de dinleyebiliriz. Türkiye radyoları stream adresleri düğme. Bakın Türkiye radyo buradan da adreslere bakabiliyoruz. Radyo ekle başlık vazgeç düğme. Vazgeç diyelim. Dijital three dots düğme daha fazla. Search düğme. Buradan mesela kategoriler 3 eğik popüler 2 eğik popülere gelelim. 2 eğik çizgi 5. Alem FM. Alem FM. Slow Türk. Fal Türk. Kafa Radyo. Bakın böyle. Bass FM. Radyoları geziyoruz. Yalnız burada fiziki hareketi çalışmıyor arkadaşlar. Yanındaki düğmeye basıp favorileri eklemeniz lazım. Burada da radyoyu açtığınızda bu ekran değişmiyor. Hani oynatma penceresi gelmiyor. Radyoları devam ediyorsunuz yani dolaşmaya. En altta radyo penceresi gözüküyor. Burada da bir şey yok yalnız. Ekranın altına lansman doğru etkinliği. Dokunuyorum. Lansman etkinliği. Bağlam düğme. İrenle reklam çıkıyor düğme. Da küçük bir reklam. İrenle pirev düğme. Bu iyicene Prev dediği bir önceki radyo. İrenle Play düğme. Bu Play dediği radyoyu oynatmaya, duraklatmaya yarıyor. İrenle Next. Next dediği bir sonraki radyoya geçiyor. Bass FM. Alo Turka. İrenle Next. Bakın burada da radyonun ismini gözüküyor. Next'ten bir sol sağ fiske yaparsak. Bu arada radyoları oynatırken ekranı kilitlersek. Önceki radyodan önce feski hareketiyle gidersek sola doğru bazılarında radyonun ismi gözüküyor. Bazılarında da hem radyonun ismi hem çalan şarkı gözüküyor. Böyle de bir avantajınız oluyor. Yani çalan şarkıyı da bazen duyabiliyorsunuz. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi buraya arama yapacağınız zaman search kısmına tıkladık. Mesela S-S-P-E-R ara. Süper FM'i aradık. Batman Süper FM. Fal İzmir Bergama Süper FM. Oldu Süper. Süper radyo. Yazdık. Süperle olan tüm şeyleri çıkardı bize. Arama alanı. Şimdi burada süper. Çoğu zaman şöyle yaparız. Ne? Arama ne? Alanına dokunduğumuz zaman ara. Yazacağımızı yazıp ara diyoruz. Ara. Yalnız bu pencere kapanmıyor. Süper. Mesela radyomuz çalarken çift parmakla çift dokunup durdurmak istiyorsak süper yapıp düğme. Buradan arama vazgeç. Düğme. Vazgeç dememiz gerekiyor. Çünkü şöyle dikte özelliği de olduğu için aramaya Süper FM yazdık. Ara dedik Süper FM'i oynattık mesela ekranın ortasına dokunup. Veyahut da ara demeden ekranın ortasına dokunup Süper FM'i oynattık. Çift parmağımızla çift dokunduğumuz zaman klavye açık olduğu için klavyemizi yani dikte moduna alıyor. Dikte moduna geçiyor. Durdurmuyor. Buradan arama penceresini vazgeç deyip kapatmamız lazım ki çift parmağımızla çift tıklayıp durdurabilelim. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Benim anlatacaklarım buraya kadar bugünkü bu uygulamayla ilgili. Ufak tefek dil sürüşmelerim olduysa şimdiden affola diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.